Selamün aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman 149. bölüm bugünkü videomuzda sizlere bunu anlatacağız. Elçam ve Ayşe Hatun arasındaki fidailerin casusu kimdir? Holofira neden son bölümde yer almadı? Yakup Bey'i okla kim vurdu? Bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Elçam ve Ayşe Hatun'dan bahsedin. Son bölüm de gördünüz. O Gündüz Bey artık gerçekleri halka açıklamayacağız dedi. Ayşe Hatun'un Elçim Hatun, Elçim'in de Ayşe Hatun olduğu. Başlangıçta Elçim Hatun olduğu söylenen bu kız. Böyle bir iş yapıyordu ve casus gibi görünüyordu. Ayşe Osman Bey'e Hasan Samba'nın fidayı kızını anlatmıştı. Yakup Bey'e saldıran da bir kızdı. Gündüz Bey'in de söylediği gibi oğluyla ilişkisi son zamanlarda iyi değildi ve şehit oldu. Gündüz Bey'in oğluyla olan ilişkisinin bozulmasının arkasında da aynı kızın eli olacaktır. Bu kızın Hasan Sabba'nın casusu olacağı kesinleşti. Yakup Bey'e de saldırdı. Gündüz Bey'in oğlu da bu yüzden şehit olmuş olmalı. Son bölümde Taceddin Noyan da bunu Mehmet'e anlattı. Yakup Bey'e saldıran o değildi. Holofira'nın karakteri hakkında konuşun. Yani Holofira son bölümde görülmedi. Holofira'nın sahneleri 148. bölümde çekildi. Ama ortadan kaybolmaları gerekiyordu. Sebebi bir önceki videoda sizlere anlatıldığı gibi. Ve şimdi 149. bölümün senaryosu yeniden yazıldı. Fragmanın henüz yayınlanmamasının nedeni de budur. Ve Time'ın sahneleri tamamlanırsa bu hafta bölüm gelecek. Aksi takdirde bir hafta gecikme yaşanacaktır.